Yeni bir haftaya giriyoruz arkadaşlar. Bu hafta geçtiğimiz haftalara göre daha sakin bir veri akışının olduğu hafta olarak tanımlanabilir. Bir kere bunu öncelikle söylemek istiyorum en azından Merkez Bankası'nın faiz kararı sürecini atlatmış bulunuyoruz. 475 bas puanlık bir faiz arttırımı geldi. Onun sonrasında da dolar olduğu yerde durdu. Hatta 4.50'ye kadar gevşeyen dolar kapanış itibarıyla 4.60'ın üzerine attı kendisini. Burada en çok merak edilen konulardan birisi acaba bundan sonra süreçte ne olacak? Merkez Bankası yeni faiz arttırımı kararları verecek mi? Diğer taraftan bu anlamda zorlanacak mı? Yabancılar tarafından özellikle. Çünkü 475 bas puan da çok da fazla işe yaramıyor. Büyük bir reel faiz anlamına da gelmiyor. Dolayısıyla arkadaşlar önümüzdeki günlerde doların yükseliş eğiliminin adım adım başladığını göreceğiz. Önce 7.95 sonra 8.20 sonra da 8.50 8.60 aralığına yerleşip adım adım 9 seviyelerini zorlamaya başlayacak. Eğer ki yeni bir faiz arttırımı gerçekleştirilirse tekrar 8.20-8.50 aralığına kadar gevşer. Ama 8'in altında bir dolar kuru büyük ihtimalle görmeyeceğiz arkadaşlar. Tabi dolar dışında altında herkesin merak ettiği konulardan birisi ama altın yurt dışındaki gelişmelere bağlı olarak yükseliyor ya da düşüyor. Bugünlerde biraz da süpekle ediyor. Evet birileri altını sürekli olarak yukarıya aşağıya oynatmaya devam ediyorlar. Gördüğüm kadarıyla buralardan da mal topluyorlar. Neden bunu yapıyorlar ve önümüzdeki günlerde altın nereye gidebilir? Bunu da sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Gördüğünüz gibi videonun başından da anlayacağınız gibi bugün bol bol rakamları konuşacağız. Kapanış rakamlarını önce sizlerle paylaşacağım. Ardından önümüzdeki hafta rakamlar nereye gidebilir onu konuşacağız. Altını konuşurken de bol bol korona haberlerini konuşacağız arkadaşlar. Evet, aşının iyimserliğiyle altın bir miktar gevşedi ama önümüzdeki günlerde stres ortamının daha da arttığını göreceğiz. Aynı zamanda ülkelerin arka arkaya teşvik paketleri açıkladığını, merkez bankalarının da arka arkaya yeni varlık alımları açıkladığını göreceğiz. Dolayısıyla bu iki gelişme yani piyasadaki paranın bollaşması aynı zamanda stres ortamının artması da altın fiyatlarının yükseliş eğilimini hızlandıracak. Bunun yanı sıra tabii ki jeopolitik gelişmeler özellikle Amerika ile Rusya arasındaki ilişkilerin iyi'den iyiye gerilmiş olması da altın üzerindeki yukarıya eğilimi arttıracak arkadaşlar. Şimdi bu nereden çıktı diye sorabilirsiniz. Bakın Putin'le yapılan bir röportaj. Bu röportajda deniliyor ki Biden'ı neden hala tebrik etmedin? O da diyor ki Biden'ı tebrik etmek için kendimi daha hazır hissetmiyorum. Sonra bunu açıyor. Biden'ın başkanlığı tam anlamıyla tescillenmiş değil. Oradaki sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Bu süreç tamamlandığında biz elbette Biden'a tebrik mesajımızı yollayacağız demeye getiriyor. Ama onun sonrasında gelen bir soru var. Putin'in bu soruya verdiği cevap çok önemli arkadaşlar. Acaba Rusya Amerika ilişkileri önümüzdeki dönemde özellikle Biden'ın başkanlığı döneminde çok daha sert bir gerilime girecek mi korkusunda yaratıyor arkadaşlar. Soru şu. Peki siz tebrik etmediniz. Bu ortamı gerer mi? Putin'in verdiği cevabı sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Zarar verecek bir şey yok. İlişkiler zaten mahvolmuş durumda. Gördüğünüz gibi mahvolmuş ilişkilerin olduğunu söylüyor Putin. Trump döneminden bahsediyor yoksa Biden'ın seçilmesiyle birlikte ilişkilerin iyiye gerileceğini Trump döneminde kurulan iyi ilişkilerin bozulacağını mı ifade ediyor? Bunu tam olarak anlayamıyoruz. Ama benim tahminim Trump döneminde kurulan iyi ilişkilerin Biden döneminde çözüleceğini, bozulacağını ifade ediyor olabilir. Putin arkadaşlar bu çok büyük bir jeopolitik risk olarak karşımıza çıkıyor ve önümüzdeki günlerde de bu risk altın fiyatlarının, ekonomilerin çok daha bozulmasını beraberinde getirecek gibi görünüyor. Şimdi altını konuşacağız elbette ama tüm rakamların şu kapanışlarına bir bakalım. Kapanışlarına bakarken de önümüzdeki hafta neler olabilir onu da sizler için değerlendirmeye çalışacağım arkadaşlar. Borsa 132.395 puandan kapanışını gerçekleştirdi. Yükseliş eğilimin tüm hızıyla devam ettiriyor. Bakın reel sektör için çok kritik bir sürece girildi. Faizler arttırıldı faizlerin artırılması yeni iflasları işaret ediyor. Yeni iflaslar büyük banka batıklarını işaret ediyor. Ama buna rağmen arkadaşlar bankacılık hisseleri %5-6'lık yükselişlerle endeksi rekor düzeylere taşımaya devam ediyor. Bu anlaşılır gibi bir şey değil ama varlık fonunun buradaki dominasyonunu da unutmamakta fayda var arkadaşlar. Öbür taraftan dolara bakıyoruz. 7.63 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. 7.63. Yani dolar önümüzdeki hafta büyük ihtimalle 7.70-7.75 aralığına geri dönecek. Aynen söylediğimiz gibi. Daha sonrasında da 7.90-95 aralığına yerleşen bir dolar kuru göreceğiz ve faiz beklentilerinin artması ama Merkez Bankası'nın bunu karşılayıp karşılamayacağının tam olarak netleşmemesiyle birlikte yükseliş eğiliminin de arttığını göreceğiz. Tekrar 8.50-8.60 seviyelerine giden bir dolar kuru görürsek kimse şaşırmasın arkadaşlar. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Sonrasında ise özellikle cari açıktaki kırılma, dış borcun finanse edilememesi, makroekonomik verilerin her geçen gün biraz daha kötüleşmesi, yurt dışı gelirlerinin azalması ve Türkiye'deki işsizlik ortamıyla reel sektör krizinin bankacılık sistemi üzerinde, finans kesimi üzerinde yaratacağı risklerin artmasıyla birlikte arkadaşlar kurda şok hareketlerini görmeye başlayacağız. Bir yanlış anlaşılmayı özellikle düzeltmek istiyorum. Hiçbir videomda hiçbir şekilde faiz arttırımı olmalı demedim arkadaşlar. Faiz arttırımının sadece yaşanabilecek olası bir kur şokundan sonra yüksek miktarlarda yapılarak kurun dengelenmesi gerektiğini söyledim. Bunu özellikle düzeltmek istiyorum. Çünkü şu anki faiz arttırımını sen istiyordun oldu şimdi niye şikayet ediyorsun diyenler var. Hiçbir videoda, hiçbir katıldığım canlı yayında, hiçbir tartışma programında, hiçbir analizimde böyle bir şey söylememişimdir. Aksine şu anda yapılacak bir faiz artışının Türkiye'yi çok ciddi bir büyük bir faiz sarmalına sürükleyeceğini aynı zamanda reel sektörde çok ciddi anlamda sıkıntıya sokacağını ısrarlı bir şekilde söyledim arkadaşlar ve söylemeye de devam edeceğim. Türkiye şu anda faizi artırarak büyük bir hata yapmıştır. Yabancılara resmen teslim olmuştur ve bu kuru şimdilik bakın şimdilik düşürse bile ilerleyen günlerde kurun yükselişinin hızlanmasını beraberinde getirecektir. Bunu unutmayın ve bir sonraki aşamada da kur şoklarını beraberinde getirecek. Cari açığın daha da büyümesini beraberinde getirecek arkadaşlar. Dış borçların finanse edilmesini daha da zorlaştıracak. Bankacılık sisteminin daha da kırılgan hale gelmesini sağlayacak. Bütün bunları arka arkaya yaşayacağız, göreceksiniz ve o zaman ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Dolayısıyla doların yükseliş eğilimi devam edecek. Keza Euro 9.05'ten kapandı hafta sonu itibariyle. Hafta başında 9.05'in üzerine çıkan Euro'yu göreceğiz. Sonrasında da hızlı bir şekilde eski seviyelerine doğru dönmeye başladığını göreceğiz. İlk hedefi 9.40-9.50 aralığı olacaktır. Sonrasında tekrar 10 liranın üzerine çıkan bir Euro göreceğiz büyük ihtimalle arkadaşlar. Keza sterlinde de şu anda 10 seviyesinin hafif üzerindeyiz. Sterlinin de 11 liranın üzerine doğru emin adımlarla gittiğini göreceğiz. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Euro dolar paritesi 1.1859 seviyesinde arkadaşlar. Amerika'daki teşvik beklentisi her geçen gün biraz daha artıyor. Özellikle cumhuriyetçiler teşviklerin çıkması konusunda daha da uzlaşı yönünde hareket etmeye başladı. Evet Biden seçilmesine rağmen demokratlar seçilmesine rağmen Cumhuriyetçi pek çok senatörde evet artık bu teşviklerin bir an önce çıkartılması gerektiğini söylüyor. Bir başka gelişme Cumhuriyetçi pek çok senatör Trump'a baskı yapıyor. Bir an önce kabul et artık bu seçimleri diyor. Bu sonuçları kabul et diyor. Yani sen her ne kadar hile hurda var desen de biz böyle olduğunu düşünmüyoruz. Seçim kurulu da böyle olduğunu düşünmüyor. Yasama, yürütme, yargının bir an önce işleyebilmesi için Amerika'daki sistemin oturabilmesi için bu korona illetinden bir an önce kurtulabilmemiz için ya da bunun yarattığı sıkıntıları çözebilmemiz için yeni başkanlık koltuğuna bir an önce birisinin daha doğrusu Biden'ın oturması gerektiği gerekiyor diye söylüyorlar. Bu konuyla ilgili Trump'a baskı yapıyorlar arkadaşlar. Büyük ihtimalle Trump her ne kadar bağırırsa bağırsın bu işin sonuna gelindi artık ve Biden yakın zaman içerisinde başkanlık koltuğuna oturacak nitekim kabinesinde açıklamaya başladı. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ve gelelim altını çok yakından ilgilendiren korona haberlerine. Korona haberleri altını fişek gibi fırlatacak arkadaşlar önümüzdeki günlerde. Tabi bunun yanında bir de teşvik haberleri altının yükselişini hızlandıracak uluslararası piyasalardan bahsediyorum elbette. Bakın kapanış itibarıyla altının fiyatı 1870 dolar gram altında 458 lira civarında hafta sonuna girdi arkadaşlar. Gram altın artık kendisini toparlayamaz. Dolar düşmeye devam edecek. E ons da kendisini toparlayamaz. Aşı bulundu falan diye sürekli olarak dedikodu yayan bir kesim var arkadaşlar. İnanın bunların çok ciddi manada spekülatif hatta manipülatif dedikodular olduğunu yakın zamanda göreceksiniz, tanık olacaksınız arkadaşlar. Bu işten nemalananlar var, bunu özellikle belirtmek istiyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü korona her geçen gün daha şiddetli yayılıyor. Arka arkaya büyük ülkelerin başkanlarından, bakın başkanlarından açıklamalar geliyor. Putin diyor ki Rusya'nın pek çok bölgesinde kontrolü kaybettik kardeşim. Merkel diyor ki Berlin'de tamamen kontrolü kaybettik kardeşim. Amerika'da şu anda başkanlık seçimleri olduğu için böyle bir açıklama gelmiyor ama Amerika'da neredeyse günlük vakalar 200 bin kişiye dayanmış durumda. Günlük vakalardan bahsediyoruz. Ve dolayısıyla Amerika'da da aslında bu işin kontrolünün kaybedildiği Ortada arkadaşlar Amerika'da hastanelerde yatan kişi sayısı 100 binlere dayanmaya başladı. Avrupa'da Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere'deki günlük vaka sayıları 100 bine dayanmış durumda. Öbür taraftan yine Rusya'dan bir haber paylaşayım sizlerle. Sibirya'da mutasyon haberi var. Evet Sibirya'da bu virüsün mutasyona uğradığı ile ilgili bir haber var ki bu da çok riskli bir gelişme. Bunu da özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum. Moody's artan bakkaların küresel ekonomide büyük sıkıntılar yaratacağını söylüyor. Teşviklerin bir an önce çıkartılması ile ilgili baskılar yapılıyor ama teşvikler özellikle Amerika kanadında gecikiyor. Du, du diyorum çünkü dediğim gibi cumhuriyetçilerin özellikle bu yola gelmesiyle birlikte teşviklerin de Aralık ayı içerisinde çıkartılabileceği konuşulmaya başlandı. Avrupa Merkez Bankası bakın teşvik konusunda gaza basmış durumda. Büyük ihtimalle teşvikler gündeme getirilecek. Yine Avrupa Birliği ülkeleri yakın zaman içerisinde teşvikler konusunda anlaşamadı ama Emin olun arkadaşlar önümüzdeki haftalarda Avrupa Birliği'nin çok yüksek miktarlı teşvikleri, mali teşvikleri arka arkaya açıkladığını göreceğiz. Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları çok dikkat çekici diyor ki korona ekonomik toparlanmayı yavaşlatıyor. Aşı, iyimserliği evet güzel ama biraz abartılıyor. Önümüzdeki aylar çok zorlu geçebilir diyor. Lagart'ın açıklamasını sizlerle paylaşayım. Ekonomik kriz finansal krize dönüşebilir diyor. Bakın şu demek bu. Çok önemli bir ayrıntı. Avrupa şu anda bir resesyonist süreçte bu bir ekonomik krize döndü. Ama önümüzdeki dönemde bir bankacılık krizi ve finans krizine dönerse eğer iş o zaman bütün borsalar, bütün sistem tepe taklak olabilire getiriyor. Onun için Lagart'ın bu sözü bence çok önemli. Türkiye'den Fahrettin Koca biz de pek çok yerde kontrolü kaybettik demeye getiriyor. Türkiye'de pek çok ilde hızla vakaların arttığı söyleniyor ve rekor sayı geldi. Bakın korona gündeme geldiğinden beri bu yıl değil geçen yıldan beri en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı. Türkiye'de 141 kişi hayatını kaybetmiş durumda vaka sayıları da her geçen gün artmaya devam ediyor. Endeksler artık yavaş yavaş olumsuzlukları okumaya başladı. Amerika'daki endeksler aşı haberlerine rağmen düşüş eğilimine girdi. Satışlar gelmeye başladı. Bu da dikkat çekici bir başka gelişme arkadaşlar. Ve New York gibi, Chicago gibi pek çok önemli kent ve eyalette kapanmalar, kapanma haberleri geliyor. Ha diyeceksiniz ki Fransa'dan da yavaş yavaş gevşeyebiliriz haberleri geldi. Avrupa ülkelerinin bazılarından gevşeme haberleri geliyor. Bunu nasıl değerlendireceksin? Evet gevşeme haberleri geliyor arkadaşlar ama şunu söyleyeyim o gevşeme haberlerinin ardından çok daha sıkı bir haber geliyor. Hemen ardından çok daha derin sıkılaştırma haberleri geliyor. Bunu da unutmamak gerekiyor. Ve son olarak şunu da söyleyeyim. Dünya Sağlık Örgütü açıkladı arkadaşlar. Dedi ki birinci dalgada yeterince önlem alınamadı ikinci dalga geldi. İkinci dalgada da aynı hatalar yapılırsa önümüzdeki senenin kış aylarına girişte sonbahar aylarında üçüncü dalga gelebilir. Bakın Dünya Sağlık Örgütü üçüncü dalgayı konuşmaya başladı. İkinci dalgayı yaşıyoruz diyor. Artık bu neredeyse tescillendi. Şimdi üçüncü dalga gelebilir eğer ki gerekli tedbirler alınmazsa açıklamaları geliyor. Son olarak arkadaşlar sizlere söylüyordum. Aşı sağlık açısından önemli olabilir. Ama Sağlık açısından önemli olan aşı ekonomik sorunları çözmeyecek diye ısrarlı bir şekilde söylüyordum. Ekonominin geldiği nokta o kadar ağır ki şu anda tüm dünyada sadece Türkiye'de değil bunun çözülmesi aşı ile olmayacak. Aşı belki hastalığın önünü kesecek tırnak içerisinde belki diyorum. Çünkü orada da net bir sonuç yok, net bir veri yok elimizde arkadaşlar. Deneyeceğiz, göreceğiz. Belki de yarın öbür gün aşıyla ilgili pek çok olumsuz haber gelmeye başlayacak. Bu ekonomilerin belki de çok daha ciddi anlamda bozulmasını beraberinde getirecek. Onun için dikkatli olmak gerekiyor. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Aralık ayı kritik bir ay olacak. Evet, Önümüzdeki her hafta bundan sonra kritik olacak. Niye biliyor musunuz? Hem Amerika hem Avrupa kanadından arka arkaya teşvik paketleri açıklanacak. Rusya gibi ülkeler, Çin gibi ülkeler arka arkaya teşvik haberleri açıklayacaklar. İster istemez ya da kendilerine borcu olan, gelişmekte olan zayıf ülkelerin borçlarını durdurmaya başlayacaklar. Nitekim bakın Çin 23 ülkenin borcunu durdurdu şu anda. Alacaklarımı daha sonra alacağım diyor. Bekleyeceğim diyor. Merak etmeyin diyor. Sakin olun diyor. İş yaptığı ülkelerden parasını tahsil etmiyor yani. Veresiye'ye yazmış durumda. Anlayacağınız arkadaşlar bütün bu gelişmeler altının onsunun çok sert çok hızlı bir şekilde yükselişini beraberinde getirecek. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Altın önce 2100 ardından 2300 ve sonrasında 2500 dolarlara doğru gidecek. Önümüzdeki sene 3000 dolarları konuşuyor olacağız arkadaşlar. Buna bağlı olarak gram altının önce 600 liraya doğru gittiğini sonra 800 bandını kırdığını ve 1000 liranın üzerine çıktığını göreceğiz. Türkiye'de doların bütün çabalara rağmen büyük bir kırılmayla karşımıza çıktığını göreceğiz ve 10 liranın üzerine tırmanıp 14-15 liralık devalüasyonist etkilerle hareket ettiğini göreceğiz. Bütün bunlar birleştiğinde arkadaşlar para güvenli limanlara akmaya devam edecek. Evet, kısa vadede geri çekilmeler olabilir. Evet, kısa vadeli düşünen birkaç kişi kaybetmiş, kaybettiğini düşünüyor olabilir. Kaybetmiş demiyorum bakın. Kaybettiğini düşünüyor olabilir. Ama şunu özellikle söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Uzun vadeli düşünen herkes bu dönemde parasını korumaya devam edecek arkadaşlar. Aceleci davrananlar, panik yapanlar, herkesin sözüyle hareket edenler de her zaman olduğu gibi para kaybedecekler ve ne yazık ki bu dönemden zarar eden olarak ayrılacaklar. Diğerleri ise sakin kalmayı başaranlar ve uzun vadeli düşünenlerse, kaldıraçlı işlemlerden uzak duranlarsa her zaman olduğu gibi keyifle kahvelerini yudumlamaya devam edecek arkadaşlar. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan takip etmeyi de ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.